Merhaba. ...2014-2019 yılları arasında şehrimize 5 yıl boyunca hizmet vermenin gururunu yaşayan Rize Belediye Başkanı Profesör Doktor Yaşar Kasam'ın onuruna gerçekleştirilen veda evimize hepiniz hoş geldiniz. Veda gecemize bir sürprizle başlamak istiyoruz. Rize'nin doğusundan batısına 5 yıldır birlikte çalıştığımız belediye başkanımıza, belediye personeli adına sürpriz bir video hazırladık. Hep birlikte onu izleyerek başlamak istiyoruz programımıza. Bizden bir samimi içten bu şekilde doğdu. Bu şekilde mühim olan sunuda da söylendiği gibi gök kubbede hoş bir seda bırakmamız. Ben çok kalbi şekilde söyleyebilirim ki Reşat Başkanı'nın o hoş sedayı bırakarak gittiğini daha 4 aylık Rize Valisi olarak gördüğünü ifade edebilirim. Ekibiyle beraber, diğer kamu kurumlarıyla beraber, sivil toplumla beraber, ilimi siyasetiyle beraber, elinden geleni yaptığını düşünüyorum, değerlendiriyorum, hissediyorum ve buna şahitlik ettim, tanıklık ettim. Hepimizin dersi var. Kimisi çok uzun, kimisi çok renkli. Reşat Kasam Hoca'nın da hikayesi bana göre bildiğim kadarıyla renkli ve dinamik. Belediye başkanlığı en önemli görevlerden bir tanesi. Her görevin kendine göre özelliği var. Ama belediye başkanlığı çok farklı. Başkan her zaman halkla temas halinde. Hem liseli olması, hem akademisyen kimliği, hem de pratikliği gibi faktörleri dikkate aldığımızda lise halkıyla iletişim kurmada bir zorluk çekmedi. Bunu sağladık kısa zamanda. Ve önemli işleri de arkadaşlarla birlikte yürüdük. Hikaye devam edecek. Teşekkürler. Siz şimdi hikayenize bir 5 yıl başkanlık eklediniz. Ondan sonra artık kaderinizde ne var? Siz neye birleştireceksiniz? Onları da inşallah çok mutlu bir şekilde yaşarsınız. Arkadaşlarımız hakikaten bir sürpriz video hazırlamışlar. Çok hoştu, çok duyguluydu. Daha sonra Esnaf Restoratörler Başkanımız, Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız gerçekten çok güzel şeyler söylediler. İnşallah onların bu duygularına gerçekten layık oluruz. Hepsine ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyorum. Ben tabii arkadaşlar zaman zaman hoş geldin karşılamasında veda ifadesini Rize'de veda olarak algılayan arkadaşlarımız olmuş olabilir yanlışlıkla. Bizim görev süremiz bitiyor. Rize'de ben Ankara'da yaşarken de 30 yıl boyunca Ankara'da yaşadım. Görev icabı, üniversite öğrencisi olarak hiçbir zaman Rize'den veda etmedim. Zaten Rize'den hiçbir zaman veda etmedim. Rize'nin en önemli odur. Yani Ankara'da yaşasak da ben ona bürokratik siyaset diyorum. Bürokratik siyasetin içerisindeydik her zaman. Aynı zamanda Rize Devletleri Federasyonu Genel Başkan Vekilliği hem kurduk hem de 6 yıl boyunca sürdürdük. Rize sayın dünya lideri Cumhurbaşkanımızın memleketi. Bu yönüyle de burada bulunmaktan, burada hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duydum. Ve gerçekten her dakika, her saniye bu soru
ettik. Bunun stresini yaşamadık desek yalan olur. Bu doğrultuda elbette başlangıçta projeler olarak ortaya konan vizyon projelerinde elimizden geleni yaptık. Ancak esas itibarıyla bize de belediyecilik hizmetleri açısından mentalite değişikliği gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Kurumsal anlamda Rize Belediyesi'nin kurumsal bir yapı oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bir de sosyal belediyecilik anlamında da bir marka belediye olarak oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her zaman iyi niyetle her şeyi yapmanın gayreti içinde oldu. Hiçbir zaman benim içimde ikinci bir planım olmadı. Ve insanlarla olan diyaloglarımda da bugün görevden ayrılırken insanların bunu bu şekilde beyan etmeleri de beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani iyi niyetle her şeyi yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bu duygu ve düşüncelere de burada buraya teşviklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz sefalar. Bu sorunu hizmetlerden ötürü plaketlerini takip ediyorlar. Sayın Mustafa Yıldız Belediye'nin hediyelerini takip ediyorlar. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ki. Alev kanalımızın bu gücüyle tesisini, Rize kanalımızın bu gücüyle tesisini en başından itibaren gerçek anlamda falan belediyemizin bütün imkanlarıyla donattığı için, bize destek olduğu için ben bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür borç diliyorum, kendilerine şu kadarlar veriyorum. Evet, Hüsnü Kemal Sahiboğlu Başkanımız da. Belediye büyük ürünlerimiz ve personeli adına takdim ediliyorlar. Özellikle.